Dinemesni bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler dinleyiciler. Bugün 15 Ocak Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da ırkçı parti AFD'nin neonazilerle yaptığı toplantıda milyonlarca göçmenin sürgün edilmesi planının ortaya çıkması nedeniyle pazar günü Potsdam, Berlin ve Zabülken'de binlerce insan ırkçı faşist parti AFD'yi protesto etti. Almanya'da faşist dünya görüşünün önde gelen isimlerinden Avusturyalı Martin Zerna ve yakın çevresinin AFD'li isimlerle Brandenburg'da yapılan gizli toplantıda milyonlarca göçmenin Almanya'dan sınır dışı edilmesinin tartışıldığı ortaya çıkmıştı. Korektif medya kuruluşu Potsdam yakınlarında aşırı sağın önde gelen isimleriyle finansörlerinin de bulunduğu grubun bir villada buluştuğunu yazdı. Habere göre 2017'den beri buluşan bu grubun son toplantıda AFD'nin iktidara gelmesi durumunda Almanya'dan milyonlarca yabancı ve Alman pasaportlu göçmen kökenlinin nasıl sınır dışı edilebileceği istişare edildi. AFD milletvekili Rena Springer yapılan toplantıyı eleştirenlere kaydan okudu. X hesabından yaptığı açıklamada Springer yabancıları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Milyonlarcasını. Bu gizli bir plan değil. Bu verilmiş bir söz ifadelerini kullandı. Protesto gösterisinin çağrısını yapan Potsdam Anakent Belediye Başkanı Milke Schubert aşırı sağcıların ve sağ popülistlerin kin ve nefreti körüklemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Schubert, Almanya'da yeniden bir Nazi partisi bulunduğunu anlamak için daha ne olması gerekiyor? Biz onları durdurmazsak planlarını hayata geçirmeyeceklerine acaba kim inanıyor?'' Onları küçümsemeye son verilmeli dedi. İşin garibi yaygın Alman medyasında faşistlerin faşistlik yapmasına şaşıran ve kendi tarihlerinden öğrenemeyen çok sayıda gazeteci olması. Toplantıyı eleştiren yaygın medya temsilcileri böylesi planların kamuoyuna açıklanmasını Almanya'nın ekonomik çıkarlarını zedelediği gerekçesiyle faşist hareketlerin gelişmesini destekleyen bir tavır sergiliyor. Tarih bize faşizma karşı mücadelenin hoşgörüyle veya tahammül etmekle gerçekleştirilemeyeceğini, sömürü düzeni yok edilmeden bu tehlikenin asla ortadan kalkmayacağını defalarca kanıtladı. Bentele, sosyal devletin bakım için kişisel yüksek katkı paylarına kabul edemeyeceğini söyledi. Sosyal Birlik FDK Başkanı Bentele huzur evlerinde kalabilmek için ödenen yüksek katkı paylarını eleştirdi. Birlikten yapılan açıklamada ilk yıl için aylık 2500 lira civarındaki bir katkı payının sigorta kavramını karikatürleştirdiği yani gülünçleştirdiği belirtildi. Bakıma önemli bir görev olarak değer veren bir toplum bunu kabul etmemelidir. Bentlen'in açıklamasına göre fiyatlardaki patlama bakımın giderek özel bir risk haline geldiği ve politikacıların bununla mücadele etmek için yeterli önlemleri almadığı anlamına geliyor. Giderek artan kişisel katkılar İlgili kişilerin sosyal yardım için başvurmak zorunda kalmaları halinde kaçınılmaz olarak devletin sırtına binecektir. Bakım sigortasının amacı bakıma muhtaç kişilerin yoksulluğunu veya evde yaşayan bakıma muhtaç kişilerin yetersiz bakımını önlemek olmalıdır. Bentele bu nedenle bakım sigortası için sürdürülebilir bir finansman planı oluşturulması ve bunun bakımla ilgili tüm masrafları karşılayan tam bir sigortaya dönüştürülmesi çağrısı yaptı. <laughs> Almanya'da kaldırımların buzlanması durumunda yoldan geçenlerin düşmesi halinde oluşacak zararlardan mal sahipleri zorunludur kimsenin zarar görmemesini sağlamak için mülk sahipleri ve kiracılar derhal harekete geçmelidir. Bir mülkün sahipleri trafik güvenliğinden sorumludur. Bunun anlamı mülkün giriş alanının ve mülkün bitişindeki kaldırımların güvenli bir şekilde geçilmesini sağlama sorumluluğu mülk sahibine veya kiracıya aittir. Alman Emlak Birliği'ne göre Hafta içi sabah 7 ile akşam 20, pazar günleri ve resmi tatil günleri ise sabah 9 ile akşam 20 saatleri arasında kaldırımların temizlenmesi gerekiyor. Bunun için gerekirse günde birkaç kez kar temizlenmeli ve kaygansa kumla karışık çakıl serpilmelidir. Bu arada Bremen Tüketici Merkezi'nden Roland Stecher, Tuz kullanılmamasını tavsiye ediyor. Bitkilere, toprağa ve yeraltı sularına zarar vermesi nedeniyle tuz kullanılması belediyelerin büyük çoğunluğunda yasak. Ancak kum, kül, çakıl veya granüllere izin veriliyor. Tehlikeli alanlar temizlenmezse yoldan geçenlerin düşmesi halinde oluşacak zararlardan mülk sahipleri sorumlu. Bu arada mülk sahipleri trafik güvenliği yükümlülüğünü kiracılara devrettiğinde bundan kiracılar da sorumlu. Kira sözleşmesine dikkatli bir şekilde bakmakta fayda var. Bu arada şunu da unutmayalım. Çatıdaki olası kar kütlelerinin veya saçaklardaki buz sarkıtlarının kaldırılması da mülk sahiplerinin ve kiracıların yükümlülüklerinden biri. Kış servisi evle ilgili bir hizmet olarak kabul edildiğinden vergi beyannamesinde harcamaların yalnızca yüzde yirmisi dikkat alınıyor. Kum masraflarının tarafınızca karşılanması gerekiyor. Yalnızca işçilik, makine ve seyahat masrafları düşülebiliyor. Dikkat! Nakit ödeme yaparsanız hiçbir şey alamazsınız. Kiracılar Birliği inşaat sektöründeki kriz ve yüz binlerce eksik daire nedeniyle kiraların daha da artmasından korkuyor. Münih gibi kiraların yüksek olduğu bölgelerde bile kiralar mevcut sözleşmelerde de dahil olmak üzere son iki yılda hiç olmadığı kadar keskin bir şekilde arttı. Almanya'da inşaat maliyetleri diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha yüksek. Yarım milyondan fazla daire açığının olduğu ülkede kiracılar birliği alarm veriyor. İnşaat krizi ve yüz binlerce daire açığı nedeniyle kiraların daha da ciddi bir şekilde artmasından korkan Kiracılar Birliği Başkanı Lukas Zipkotten Augsburg Allgemeine'ye yaptığı açıklamada Münih gibi yüksek fiyatlı bölgelerde bile Münih'in mevcut kira endeksi önceki kira endeksine kıyasla %21 gibi korkunç bir kira artışı gösterdi. Bu tüm kiracılar için bir şok dedi. Değerli dinleyiciler, vatandaş parası yardımı bu yıl yürürlüğe girdi. Peki bu kiracılar için ne anlama geliyor? Daire hangi masrafları karşılayacak? Ödemesiz bir dönem var mı ve ne zaman taşınma riski var. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren vatandaş parası yardımı eski Hartz 4 yardımının yerini aldı. Kiracılar bir kez daha iş ajansının konut ve yan giderlerini ne ölçüde karşılayacağı sorusuyla karşı karşıya. Tek bir konuda hiçbir şey değişmedi. İş ajansı aynı zamanda vatandaş parası yardımı alan kişilerin oturdukları dairenin temel kirasını ısınma ve su dahil genel masraflarını da karşılıyor. Ancak ancak elektrik, sıcak su veya yemek pişirmelerde kullanılan gaz faturaları yardımı alan kişi veya kişiler tarafından ödeniyor. Bu nedenle 2023 yılı vatandaşlık ödeneği ödeme tarihlerine dikkat etmelisiniz. Sosyal yardımlardan ilk kez yararlananlar için belki de en önemli yenilik şu. Federal İş Ajansı'na göre Job Center ilk kez yardım talebinde bulunan herkese ödemesiz bir süre tanıyor. Bu yukarıda belirtilen masrafların kira, su ve işletme giderleri gibi masrafların neredeyse tamamının daire pahalı olsa bile bir yıl boyunca karşılanacağı anlamına geliyor. Bu süre zarfında konaklama masraflarının uygunluğu gözden geçirilmiyor. Bunun tek istisnası ödemesiz dönem kapsamına girmeyen ve genellikle sadece uygun bir tutarda kabul edilen ısıtma masrafları. Peki daire ne zaman pahalı olarak kabul ediliyor? Bir dairenin çok pahalı olup olmadığı temel olarak yerel kira fiyatlarına ve hanede yaşayan kişi sayısına bağlı. Önün Berlin'e Morgan Post'a göre tek kişilik kira için maksimum brüt kira Dortmund'da 510 euro, Münih'te ise 688 euro uygun görülüyor. Vatandaş parası yardımından yararlanan kişi gerekirse taşınmak zorunda mı? Temel olarak daire kimseyi doğrudan taşınmaya zorlamaz. Ancak vatandaş parası yardımından ilk kez yararlanıyorsanız ve bekleme süresi dolduktan sonra bile pahalı bir dairede kalmak istiyorsanız standart vatandaş parası yardımının uygun gördüğü bedelin üzerindeki farkı kendiniz karşılamak zorundasınız. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.